Değerli arkadaşlar, cümleten hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf değerli arkadaşlar. Bugün Cuma günü. Allah'ın izniyle yine sizi Taç tercümesinden hadis-i şerifler okumaya devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, geçen seferki konumuzun ismi sadaka vermeyi teşvik eden hükümler ile ilgili hadis-i şeriflere kalmıştık ve 110 numaralı hadis-i şerife gelmiştik. Bu hadis-i şerifimizi de Bismillahirrahmanirrahim Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Diyor ki, kadın israf etmekten, evdeki yiyecek içecekten bir kimseye bir şey verdiği zaman verdiğinin sevabı kadına, kazancının sevabı da kocasına aittir. Oğlunun, vekilinin ve hizmetçisinin de yaptığı ihsan da mesele aynıdır. Hiçbirinin değerinin sevabı noksanlatmaz. Yani kazanç sevabı mal sahibine, ihsan sevabı da oğluna, vekiline veya hizmetçisine ait olur diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anh. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud ve Nesai'de yer almakta. 111 numaralı hadis-i şerifte de Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu ifade ediyor değerli arkadaşlar. Diyor ki, 40 hasret vardır ki bunların en üstünü sütünden ve kılından faydalanmak üzere muayyen bir zaman için dişi keçiyi bir kimseye ihsanda bulunmaktır. Muayyen bir zaman için dişi keçiyi bir kimseye ihsanda bulunmaktır. Bir kimse yoktur ki Allah'ın sevabını ümit ederek ve bu vaade kesin olarak inanarak iyi bir iş işlesin de Allah onu cennete koymasın. Bu hadis-i şerife değerli arkadaşlar Buhari ve Ebu Davud'da yer almakta. 112 numaralı hadis-i şerifte de İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Allah ona razı olsun. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah'a dayanarak bir yardım talebinde bulunursa onun hacetini bitiririz. Kim Allah adına bir şey isterse ona veririz. Kim sizi davet ederse davetine icabet ediniz. Kim size iyi bir iş yaparsa onun karşılığında siz de yapınız. Kim size iyi bir iş yaparsa onun karşılığında siz de yapınız. Karşılığında yapacak bir şey bulamazsanız ona karşılıkta bulunduğunuzu görünceye kadar dua ediniz. Yani karşılığında mesela bir kişi size iyilik etti değerli arkadaşlar. Yani siz onun karşılığında kendisine bir iyilik yaparsanız karşılığında yapamayacak bir şey bulamazsanız yani yapabileceğiniz bir şey yoksa da ona karşılıkta bulunduğunuzu görünceye kadar da dua ediniz diyor değerli arkadaşlar. Bu hadis-i şerife Ebu Davud ve Nesai'de yer almakta. 113 numaralı hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz Ebu Said radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Elbiseye muhtaç olan bir Müslümanı giydiren Müslümana Allah cennetin yeşil elbiselerinden ihsan eder. Aç olan bir Müslümanı doyuran Müslümanı da Allah cennet meyveleri ile doyurur. Susuz kalmış bir Müslümanın susuzluğunu gideren Müslümanın da Allah susuzluğunu giderir. Dipnota da değerli arkadaşlar, rahiki mahtum yani cennet meşrubatından bir şuruptur. Bu şurup Kur'an-ı Kerim'de bu isimle anılmıştır değerli arkadaşlar. Burada böyle dipnot geçiyor. Bu hadis-i şerifte Ebu Davud'da yer almakta. 114 nolu hadis-i şerifte de değerli arkadaşlar Buhayset'e el-Feraziye radıyallahu anh'ten babam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den izin alarak başını Efendimizin gömleği arasına koyarak yüzünü mübarek vücuduna sürmeye ve öpmeye başladı. Sonra sordu, verilmemesi helal olmayan şey nedir? Ya Resulallah,
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem su buyurdular. Yani verilmemesi helal olmayan şey nedir diye ya Resulullah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki su buyurdular. Babam verilmemesi helal olan şey nedir diye tekrar etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuz buyurdular. Babam yine verilmemesi helal olmayan şey nedir ya Resulullah deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her iyi bir iş işlemek senin için hayırdır. Her iyi bir iş işlemek senin için hayırdır buyurdular. Yani birisi sizden su istedi derler arkadaşlar. Yani siz deseniz ki ben bu helal değilse vermeyeceğim. Olmaz. Tuz da aynı şekilde derler arkadaşlar. Yani bunlar komşulukta önemli olan şeyler. Ve her iyi bir iş işlemek senin için hayırlıdır diyor. Buyurdular diyor. Bu hadis-i şerifte Ebu Davud ve Nesai'de yer almakta. Ebu Davud'un yani 115 numaralı hadis-i şerifte de Ebu Davud'un rivayetinde de şu ziyade var değerli arkadaşlar. Şu hadis var diyor. İsteyenin hakkı vardır. At üstünde gelse dahi istedi mi reddedilmemelidir. Açıklama kısmında da el açıp isteyene hüsnü zan etmek lazımdır. At üstünde gelse dahi verilmelidir. Çünkü atın kendisine ait olduğu belli değildir. Aynı zamanda da at üstünde olduğu halde de muhtaç olabilir. Muhtaç olmayan kimse olarak bilinirse, verilmez. Hadisin manasını şöyle anlayarak da anlayanlar da vardır. İstediği şey at bile olsa veriniz. Tabii atı verebilecek durumda iseniz diyor değerli arkadaşlar. Yani muhtaç olduğunu bilseniz, muhtaç olmayan bir kimse olarak bilseniz diyor, verilmez diyor değerli arkadaşlar. Yani bunu bilmeniz gerekiyor. 116 numaralı hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir ordunu ifade ediyor. Diyor ki, muhakkak sadaka Allah'ın sadaka verene karşı olan öfkesini yatıştırır. Muhakkak sadaka Allah'ın sadaka verene karşı olan öfkesini yatıştırır. Sadaka sahibini yangın, boğulma, hayvan tarafından parçalanma gibi kötü ölümden korur. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Tirmizi'de yer almakta. Çok önemli bir hadis değerli arkadaşlar bu. 117 numaralı hadis-i şerifte de Fatıma binti Kays radıyallahu anh'ten diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zekat hakkında sordum. Yahut sordular da buyurdu. Muhakkak zenginin malında zekattan başka da hak vardır. Yani muhakkak zenginin malında zekattan başka da hak vardır. Ve sonra iyilik yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmek değil mealindeki ayet-i celileyi okudu. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de yer almakta. Açıklama kısmında da ayet-i celile Bakara suresinin 177 nolu ayetidir. Tamamı da şöyledir. Fakat iyilik kim Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip severek akrabasına, yetimlere, miskinlere, yolcuya, dilenenlere ve bir meblağ vermek üzere azat edilmesi için efendisiyle anlaşma yapmış olan kölelere mal verirse işte iyilik odur. İslam'ın zekattan başka iktisadi prensip olmadığını sananların bu ayet-i kerime ile birlikte kesin bir hüküm ifade eden yukarıdaki hadis-i şerifi bilmedikleri yahut bildikleri halde art düşünceyle konuştuklarını hatırlatmak faydasız değildir diyor. Yani muhakkak ki zenginlerin malında zekattan başka hak da var diyorlar arkadaşlar. Yani diyelim ki adam çok zengin ve işte bir sene boyunca bir malı birikti. O malının zekatını vermeye kalkıştı. O zekatı verdi. Olay burada bitmiyor arkadaşlar. Niye?
Çünkü diyor ki iyilik yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmek değil değerli arkadaşlar. Yani doğuya namaz kılmak değil diyor yani. İyilik. Peki iyilik nedir diyor. Açıklama kısmında da bu ayet-i kerimenin tamamı. Evet, doğuya başınızı çevirdiniz. Batıya da çevirdiniz değerli arkadaşlar. İyilik yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmek değildir diyor. Peki nedir? Fakat iyilik diyor, kim Allah'a ahiret gününe imanan, kim Allah'a ahiret gününe, yani bu imanın şartları değerli arkadaşlar. Ahiret gününe, Allah'a ahiret gününe, meleklerine, kitaba ve peygambere iman edip severek akrabasına, yetimlere sırayla değerli arkadaşlar. Yani akraba, yetim, miskin, yolcu, dilenen ve bir meblağ vermek üzere azat edilmesi için efendisiyle anlaşma yapmış olan kölelere mal verilirse işte iyilik odur değerli arkadaşlar. Ve burada da bu hadis-i şerifi de önemli altını bir daha çizdik değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, nimeti başa kalkmanın kötülüğü, ihsanda bulunmanın güzelliği ve sadakanın gizli olarak verilmesi. Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde buyuruyor ki قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَانِ وَالْاَذَى وَقَالَ اِنْ تُبْدُوا صَدَقَاتِ فَنَعِيمًا هِيَا وَاَنَّا تُخْفُهَا وَتَوِئْتَهَا اَقْرَاهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu, ey iman edenler, yani bu iman edenlere hitap, başa kalkmak ve böylece eziyet etmek suretiyle sadakalarınızın sevabını iptal etmeyin. Bakara suresi 264. Yine buyurulmuştur ki sadakalarınızı aşikar olarak verirseniz iyidir. Fakat gizliler ve fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bakara suresi 271 numaralı ayet-i kerimesi değerli arkadaşlar. 118 numaralı hadis-i şerifte de, yani burada şey yaptığınız zaman başa kalkmak iyi bir şey değil değerli arkadaşlar ve sevabını da iptal edeceğini burada buyuruyor. 118 numaralı hadis-i şerifte de Ebu Zer radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Diyor ki, üç kişi vardır ki kıyamet gününde Allah onlarla ne konuşur, ne yüzlerine bakar, ne de onları tezkiye eder. Onlara acı bir azap vardır. Bunların birincisi, verdiği nimeti başa kakan kimsedir. İkincisi, gurur alameti olmak üzere arkasından sürüklenecek şekilde eteklerini uzatıp sarkıtan kişidir. Üçüncüsü, yalan yeminle malını müşteriye propaganda edendir. Yalan yeminle malını müşteriye propaganda edendir diyor Cenab-ı Allah. Bu üç kişiyle kıyamet gününde, yani onların ne yüzüne bakar, ne onlarla konuşur, ne yüzlerine bakar değerli arkadaşlar. Bu hadis-i şerifte Nesai, Müslim ve Ebu Davud'ta. Evet, 119 numaralı hadis-i şerifte de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Diyor ki, yedi kişiyi Allah kendi gölgesinden başka gölge olmayan kıyamet gününde gölgesi altında gölgelendirir. 1- Adaletle hükmeden imamı, yani devlet başkanı. 2- Allah'a ibadetle yetişen genci. 3- Gönlü mescitlere bağlı kişiyi. 4- Allah için sevişen, o noktada birleşen ve biri diğerinden ayrılırken o noktada yüzünden ayrılan, o nokta yüzünden ayrılan iki dostu. 5- Güzel ve mevki sahibi bir kadının kendisini davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diye red cevabı veren adamı. 6- Sadaka verip sağ eliyle verdiğini
sol elinin bilmeyeceği kadar gizli tutan kişiyim. 7. Bir de tenhada Allah'ı zikredip de gözleri yaşla dolan kişiyi değerli arkadaşlar. Allah-u Teala diyor ki bu 7 kişiyi kendi gölgesinden başka gölge olmayan kıyamet gününde gölgesi altında gölgelendirir bu 7 kişi. Ve bu hadis-i şerifimizde Buhari, Müslim, Tirmizi ve Nesai'de yer almaktadır değerli arkadaşlar. İkinci kitaba geçtik değerli arkadaşlar. Yani ikinci kitap, bölümün ikinci kitabı. 8 bölüm ve bir hatimden ibarettir. Birinci bölümde ise de Ramazan orucunun farz oluşu değerli arkadaşlar. Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde buyuruyor ki قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ كَمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ اَيَّامًا مَعْدُودَةً وَقَالَ تَعَالَى شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيَانَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرًا فَلْيَصُمْهُ Allah-u Teala şöyle buyurmuştu değerli arkadaşlar. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi takva sahibi olasınız diye size de sayılı günlerde farz kılındı. Bakara suresi 183 ve 184 olan ayet-i kerimelerde geçiyor bu arası. Ve yine Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Ramazan ayı ki onda Kur'an insanlara yol gösterici olarak ve hidayet ile doğruyu yanlıştan ayıracak hüccetler olarak indirildi. Sizden bu aya erişen onda oruç tutsun. Bakara suresi değerli arkadaşlar 185 nolu ayet-i kerimesi. 120 nolu hadis-i şerifte de Enes bin Malik radıyallahu anh'ten değerli arkadaşlar bu hadis-i şerifte. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormamız yasaklanmıştı. Bunun için bedevilerden akıllı bir adamın gelip soru sormasına şaşırdık. Ve yani bedevilerin hepsi cahil değil değerli arkadaşlar ya da herhangi bir ilim yoksunu değil yani aralarında akıllı olanlar da var. Yani biz şu anda bedevi dediğimiz zaman cahil, cühele aklımıza gelir ama böyle değil yani. Buradan da bunu anlıyoruz yani. Yani herkese öyle isim takıp da çölde yaşayanlara bedevi deniyoruz değerli arkadaşlar. Bu yani. Yani şehirdeki insanlara göre biraz yaşam tarzları farklı. Çünkü çölde yaşayan ile tabii ki şehirde yaşayan insanların adetleri, örfleri, yaşayış tarzları bir değil. O yüzden de yani herkesin küçümseyici bakımından da bu bedevi deyip de küçümsememek gerekir değerli arkadaşlar. Yani bedevilerden akıllı bir adam gelip soru sormasına şaşırdık ve o sorar, biz de dinlerdik. Böylece bedevilerden biri gelip şöyle demişti. Ya Muhammed, bize elçi geldin ve senin dilinden bize senin Allah'ın peygamberi olarak gönderildiğini söyledi. Yani ya Muhammed, bize elçin geldi. Yani demek ki oraya bir elçi gitmişler arkadaşlar dini anlatmak için. Ve senin dilinden bize senin Allah'ın peygamberi olarak gönderildiğini söyledi diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki doğrudur dedi. Bedevi şu halde göğü kim yarattı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah. Bedevi yeri kim yarattı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah. Şu dağları kim şöyle dikiverdi? Ve onlara da mevcut olanları yarattı. Onlar da mevcut olanları yarattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah. Bedevi yeri ve göğü yaratan ve şu dağları diken zat hakkı için söyle. Allah mı seni gönderdi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah. Bedevi senin için senin elçin bize günde 5 vakit namaz farz kılındığını söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrudur. Bedevi seni gönderen zatın hakkı için söyle. Allah mı bunları sana emretti? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. Bedevi elçin
mallarımızın zekatını vermek de borcumuz olduğunu söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrudur. Bedevi seni gönderen zatın hakkı için söyle. Allah mı bunu sana emretti? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. Bedevi elçin bize yılımızdaki Ramazan ayında oruç tutmamız lazım geldiğini söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrudur. Bedevi seni gönderen zatın hakkı için söyle. Allah mı bunu sana emretti? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. Bedevi elçin gidebilenlerle elçin gidebilenlere hac etmeleri gerektiğini söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrudur dedi. Ravi diyor ki sonra döndü ve seni hak olarak göndermiş olan zata yemin ederim ki bunlara ne ziyade edeceğim ne de noksan bırakacağım dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru konuşuyorsa muhakkak cennete girecektir buyurdu. Bir rivayette de şu ziyade vardır değerli arkadaşlar. Bedevi getirdiklerine iman ettim. Ben mensup bulunduğum kavmin elçisi Sa'd bin Ebu Bekir oğullarının kardeşi Diman bin Selabim dedi. Bu hadisleri değerli arkadaşlar Buhari, Müslim, Tirmizi ve Nesai'de yer almakta. Değerli arkadaşlar burada da görüyoruz ki yani bir elçi bir yere gittiği zaman orada kendilerini 5 vakit namaza, birincisi 5 vakit namaz, ikincisi zekat, üçüncüsü oruç ve dördüncüsü hac değerli arkadaşlar. Bu 4 şeyi yani İslam'ın 5 şartı olan şeyden 4 tanesini söylüyor değerli arkadaşlar. Bir de zaten Allah'a iman ettiğini söylüyor değerli arkadaşlar yani. Yani bu 4 şey demek ki oradaki halkın temsilcisine söylemiş değerli arkadaşlar. Ve kendisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek onu teyit etmiş. Ve teyidin üzerine herhangi bir şey ziyade etmeyeceğini de yemin etmiş. Ve Peygamberimiz de demiş ki eğer doğru konuşuyorsa muhakkak cennete girecektir. Yani bu 4 şeyin yapılmasında insanın cennete gireceğini de buradan anlıyoruz değerli arkadaşlar. Ve 121 nolu hadisi şerife geçtik değerli arkadaşlar. Tabi burada kitaplara inanmayı görmedik değerli arkadaşlar. İslam'ın şartı 5 olduğu için Allah'a iman, daha doğrusu imanın şartları değerli arkadaşlar. İslamiyet'in bir şartının kelime-i şehadet burada yok. Çünkü kelime-i şehadeti burada söylemiyor yani. Kelime-i şehadeti getirecek, namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek. Yani dolayısıyla bu 5. 5 şartı yerine getirdiği zaman zaten tasdik etmiş onu değerli arkadaşlar ve oraya gelmiş ve sadece bu 4 maddenin de doğruluğunu tasdik ediyor orada. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Diyor ki mübarek şehri Ramazan geldi. Allah onda oruç tutmanızı size farz kılmıştır. O ayda gök kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve azgın şeytanlara prangalar vurulur. Allah'ım o ayda 1000 aydan hayırlı bir gecesi vardır. O gecenin hayrına nail olmayan büyük mahrumiyete uğramıştır. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Nesai ve Beyhaki'de yer almakta. 122 nolu hadis-i şerifte de Abdurrahman'ın Nadir bin Şeyban radıyallahu anh, Abdurrahman'ın oğlu Ebu Seleme'ye dedim ki babanın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olduklarından bir şey bana anlat. Ramazan ayında babanla Hazreti Peygamber arasına giren kimse yoktur. Ebu Seleme evet babam anlattı ve dedi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak Allah tebareke ve teala Ramazan ayında, Ramazan'da oruç tutmayı size farz kıldı. Ben de ondaki namazı, yani teravih namazını sünnet kıldım. Kim bu ayda inanarak ve sevap niyetiyle oruç tutar ve namazını kılarsa
anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından kurtulmuş olur. Bu hadis-i şerifte Nesai ve Ahmet'te yer almakta değerli arkadaşlar. İkinci bölümde ise de orucun faziletleriyle ilgili 123 nolu hadis-i şerifi de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala buyurdu ki insanoğlunun her işi kendisinedir. Ancak oruç değil. Çünkü o benim içindir ve onun mükafatını ben veririm. Oruç günahlardan koruyan bir ameldir. Oruç tutmaya başladınız mı? Oruçlu olan kimse kötü kelam konuşmasın, bağırıp çağırmasın. Biri onu küfreder yahut döver, söverse ben oruçluyum desin. Muhammed'in hayata kudret elinde olan zata yemin ederim ki oruçlu kimsenin ağzının kokusu Allah indinde mis kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun iki sevabı, iki sevinci vardır. Biri iftar zamanında, diğeri oruç ile bana kavuştuğu zamanda. Buhari, Müslim ve Davud, Tirmizi ve Nesai'de yer almakta kaynak olarak. Bir rivayette de şöyle gelmiştir. İnsanoğlunun her işi, yani bazı işinin sevabı fazlalaşır. Bir iyilik için 10 mislinden 700 misline kadar. Allah-u Teala buyurdu ki ancak oruç bundan müstesnadır. Çünkü o benim içindir ve onun mükafatını ben veririm. Çünkü kulum benim için şehvetini ve yeme içmesini bırakmaktadır. 124 nolu hadis-i şerifte de değerli arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Diyor ki Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Bu hadis-i şerifte Buhari, Müslim, Tirmizi ve Nesai'de yer almakta. Tirmizi'de hadisin lafzı da şöyle de değerli arkadaşlar. Ramazan ayının ilk gecesi gelince şeytanlar ve cinlerin azgınları bağlanır. Cehennem kapıları kapanır ve hiçbiri açılmaz, cennet kapıları açılır. Hiçbiri de kapanmaz ve Allah tarafından biri şöyle haykırır. Ey hayrı isteyen kollarını sıva. Ey şerri isteyen vazgeç. Bu ayda ondan yani şerden ve Ramazan'da Allah'ın ateşten yani cehennemden azat ettikleri vardır. Ve bu da her gece olur. 125 nolu hadis-i şerifte de Buhari radıyallahu anh'ten Allah ondan razı olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu ifade ediyor. İnanarak ve sevap niyetiyle Ramazan'da oruç tutan kimsenin geçmiş günahları affedilir. Bu hadis-i şerif Buhari, Müslim ve Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve Ahmet'te geçmekte. Ahmet'in rivayetinde de, İmam Ahmet'in rivayetinde de ve gelecekteki günahları ziyadesi vardır. 126 olan hadis-i şerifte de Sehl radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Cennette Reyyan adında bir kapı vardır. Bundan kıyamet gününde yalnız oruçlular girer. Onlarla birlikte başka kimse giremez. Nerede oruç tutanlar diye çağrılır ve onlar da ondan girerler. Sonuncusu da girdi mi artık kapı kapanır ve kimse giremez. Bu hadis-i şerifte Buhari, Müslim ve Nesai'de yer almakta değerli arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. والسلام على المرسلين والسلام على الخلفاء الراشدين الفاتحة Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da tekrardan görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı cumalar.